Evet. Cumhur İttifakı Partisi. Bak bakalım Bay Muharrem. Kaç kişi var? Türkiye Partisi. Tüm ayaklar Ankara. Ankara Başkanı'nı bekliyor. Son sözü millet söyledi. Hayaller kurdular. Hesaplar yaptılar. Ama her zaman olduğu gibi yine Allah'ın hesabı işledi. Yine millet sandıkta oyunu Erdoğan'dan yana kullandı. Oyunu Müslüman Türkiye'den yana kullandı. Oyunu hizmetten yana kullandı. Oyunu davasından yana kullandı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu galibiyetten emindik. Zerrece şüphemiz olmadı. Biz bu seçimden alnımızın hakkıyla çıkacağımızdan zerrece şüphemiz olmadı. Çünkü biz milletimizi tanıyoruz. Çünkü biz bu toprakların mayasını tanıyoruz. Çünkü biz bu toprakların içindeki ruhu tanıyoruz. Bay Muharrem, neyine güvenerek bu seçimi kazanacağını zannettin sen? Arkandaki partiye mi güvendin? CHP dediğin örgütün bu ülkeye 90 yıl kan, gözyaşı ve açlıktan başka ne vermiş ki güveneceksin? Meral Hanım, sen neyine güvendin? Arkandaki FETÖ'ye mi güvendin? Arkandaki Batı'ya mı güvendin? Arkandaki Amerika'ya mı güvendin? Bu seçimler Norveç'te yapılmadı. Bu seçimler İsveç'te yapılmadı. Bu seçimler Müslüman Türkiye'de yapıldığı için bu seçimlerden biz galibiyetle çıkacağımızı biliyorduk. Evet ve bize diş bileyenlere buradan tekrar sesleniyorum. Bize, bizim için ipler hazırlayanlara, yağlı ipleri hazırladık sizin için diyenlere, pazartesinden sonra bizi buradan göndermek için ellerini oğuşturarak bekleyenlere söylemek istiyorum. Biz size sizin bize davrandığınız gibi davranmayacağız. Davranmıyoruz. Çünkü bizim mayamızda merhamet vardır. Bizim mayamızda hoşgörü vardır. Bizim mayamızda insanlık vardır. Sizde olmayan merhamet, sizde olmayan hoşgörü, sizde olmayan insanlık bizdedir. Buna layık olduğunuz için değil, bize yakışan tavrın ve hareketin bu olduğu için biz böyleyiz. Her şeye rağmen biz size tahammül edeceğiz. Sizin sapkın fikirlerinize, sizin batıl görüşlerinize, sizin yanlış bakışlarınıza tahammül edeceğiz. Ve sizinle yan yana bu ülkede yaşayıp gitmeye devam edeceğiz. Ama şunu iyi bilin, sizin peşinden gittiğiniz o sapkın fikriyet, o sapkın zihniyet, o İngiltere'den misafir olarak gelmiş zihniyetin bu topraklardaki misafirlik süresi bitmiştir. Defolup gidecek o zihniyet, defolup gidecek. Siz eninde sonunda bu vatan topraklarına ait bir fert gibi hareket edeceksiniz. Ve bu vatan topraklarına ait bir fert gibi düşüneceksiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.